Borçları almaya gelmiştim ben. Al o zaman. Sence bunun içinde ne var? Ne bileyim ben. Yani beni ilgilendirmez. Açıp baktın mı yoksa? Estağfurullah. Özel bir şey o sonuçta. Yani çok da özel sayılmaz. Peki içinde ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Yok. Açarsan görürsün. Öyle keyifli olmaz ama. Hadi eğlenceli bir şey yapalım. Beraber tahmin edelim mi içinden olduğunu? Bakalım sesinden anlayabilecek miyiz? Kar küresi. Havlu. Havlu mu? Havlu böyle mi ses çıkarır? Biraz daha mantıklı bir şey söyleseydin keşke. Hiç tanımadığım bir kadına sana hediye vermesi çok mantıklı ya sanki. Bir şey mi dedin? İşlerim var benim. Ben seni hediyenle yalnız bırakayım. Hem bu oyun beni hiç sarmadı. Bitmedi mi işin? Şuranın haline bakın. Al su. Al su da dedim o kadar girme buraya diye. Bahar geldi ya. Benim polen alerjim var ondan. He, şu bana olandan. Alerji işi yalnız sıkıntılı iş. Dikkat et. Hiç sorma. Bakalım ne varmış. Ne? Yalnız ne? Bir kahve yap da içelim madem. Yapayım. Yalnız. Bu kahveden yap. Ve... O aromalı kahve. Sen sevmezsin. Yeni tatlar denemek lazım. Kim bilir? Belki severim. Bir de... Şu fincanda yapalım ama.
Ama siz yine de bence farklı tatlar denemekten çekinmeyin. Kim bilir, belki çok sever, bundan sonra onu tercih edersiniz. Şöyle, ben biraz tutucuyumdur. Eğer bir şeyi seviyorsam... seviyorumdur. Vazgeçmem. Bence siz yine de yeniliklere bu kadar kapatmayın kendinizi Halil Bey. Bu kadar yenilik meraklısı biri olduğunuzu bilmiyordum ben. O ne demek şimdi? Ne bileyim. Öyle elde kutu sallamalar, aromalı kahveler falan. Pek senlik hareketler değil. Ha yakışıyor mu dersen de... neyse. Yani sonuçta Leyla bir hediye vermek istemiş. Leyla. Leyla Hanım. Bir incelik göstermiş. Ayrıca ne demişler? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Yapma ya. Ben her gün yapıyorum kahve. Ama hatır 40 saniye bile sürmüyor. Biz... hala kahveden mi bahsediyoruz? Başka ne olacak ki? Tabii ki aynı konudan bahsediyorum. Neyse. Ben gideyim şu aromalı kahveni yapayım. Bak bakalım nasılmış yeni tatlar. Bakalım. Ya düğündeki kız. Ondan seni çok kıskandı diyorum. Sen anlamadın mı sanki? Zeynep zor tahammül etti Leyla'ya. Aslında bayağı bir adım attık Halil Bey'le. E'si? Olmadı. Çalışmış oldum sadece. Yazık. Bütün araştırmam boşa gitti. Koku meselesinden Zeynep'in üstüne gidersem bu ters tepebilir. Başka bir şey bulmalıyım. Başka ne olabilir? Başka... Temiz tarım yapıyorsunuz. Organik ürün olmasa da çok daha az ilaç kullanmanız sizin avantajınıza. Doğru. Ailem ve ben bu konuda çok hassasız. Temiz tarım, temiz toprak, temiz ürün. Dünyayı korumak başkalarına bırakabileceğimiz kadar önemsiz bir mesele değil, değil mi? Madem bu dünya hepimizin, onu korumak zorundayız. Buldum. Yok denemek lazımmış da, yok belki severmiş de, bilmem ne de bilmem ne. Sevmeyeceksin. Biliyorum ben, gereksiz macera. Thank you.
Al. Kahve bile gelmek istemiyor cezveye. Bırakın beni gideyim diyor resmen. Hala kahveden mi konuşuyormuşuz? Yok paşam, dünya barışı hakkında konuşuyorum ben. Ocak ağlıyor, ocak. Kahveyi pişirmemek için. Leyla da bana nispet yapıyor aklı sıra. Kahve fincanı da hediye etmek ne ya? Şuna bak. Benekli benekli, zevksiz. Aklınca buradayım, vazgeçmiyorum diyor işte. Ama en güzel hediye kitaptır bir kere. Ama beyimiz bir kere zahmet edip kapağını bile açmadığı için. Aromalı kahve işte. Burada mis gibi sade kahve dururken bunu niye içeceksin ki acaba? Çocuk musun sen? Hani sen bir kere sevdin mi o iş bitmişti? Zeynep. Kendine gel Zeynep, ne yapıyorsun sen? Çocuk musun acaba? İçeride de o kadar laf ettin adama. Boş ver. Yap kahveni götür işte. Her zamanki gibi. Halil. Bey de neyi severse sevsin. Sana ne? Kardeşim. Bugün de düğün falan yok değil mi? Müsaitsindir diye tahmin ediyorum. Müsaitim, müsaitim. Yeni kahveniz. Aromalı. Bir saniye. Şunun üstüne koyar mısın? Alper. Hı. Kardeşim biliyorum sen kahve sevmiyorsun. Ama şunun tadına bir bakar mısın? Çok güzel görünüyor. Aromalı. Deneyelim bakalım. Yok kardeşim, bu hiç benlik değil. Alayım ben onu, yıkayayım. Boş boş durmasın burada. Buyur.
Ben de klasikçiyim zaten. Sade, tek geçerim. Her yerde çöp olmuş. Biliyor musun? Zeynep'e söyledim. Öyle mi? Ne dedi peki? Bana kızdı mı çok? Hayır. Zeynep çok başkadır. Çok sevindi benim için. İçim rahatladı. O zaman ben de çok sevindim. Ya peki annen? Ona bir şey dedin mi? Haber verdin mi? Daha çok yolun başındayız. O yüzden anneme bir şey söylemedim. Tabii doğru. Haklısın. Sen ne zaman uygun görürsen o zaman söylersin. Sıkma canını. Bu adam kim? Nereden çıktı şimdi? Hadi gel, gidelim. Ben gelmesem. Ama olur mu öyle şey? Yok gerçekten, ben hemen şuradan bir taksiye binip. Ben seni dinledim, anladım. Sen de beni anla. Ha? Yalnız gitmene asla izin verme. Bunu böyle bil. Tamam mı? Ben seni bırakırım. Yakın bir yerde de inersin. Hiç kimse de görmez. Merak etme. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vay be. Buluştukları yetmiyormuş gibi bir de evine bırakıyor. Demek ki ailesinin de haberi var bu ilişkiden. Unutmak bu kadar kolay ya. Yok kardeşim, yok. İnsan bildiğinden şaşmamalı. Ne biçim kahveymiş bu? Alerji. Öyle olmaz.
Ya bir doktora görün ya da alerji ilacı al. Zeynep Hanım. Efendim. İyi misin sen? İyiyim. Bence değil. Bir bakalım. Senin? İyiyim, iyiyim ben. Otursun herkes yerine. İyiyim. Gidiyordum zaten. Bunu da atıyorum. At. Niye kızdın? Huyu böyle. Arada geliyorlar ona. Amacın ne senin Leyla Hanım? Tutturdum bir farklı farklı diye. Yok farklı lezzet, yok farklı yer. İstemiyoruz biz farkmak. Memnunuz halimizden. Bu iş o kadar kolay olmayacak. Çok geç olmadan harekete geçmeliyim. Zeynep, kafamı çok karıştırıyorsun. Planlarımı değiştirecek kadar. Darlandım. Hadi aç havaya çıkalım. Çıkalım, çıkalım da dur. Aklımdan çıktı. Benim mail atmam lazım. Ondan sonra giderim. Ben duramayacağım. Seni çarlıkta bekliyorum. Konuşacaklarım var biraz. Tamam. Umarım daha farklı bir yer ve uygun bir zamanda görüşürüz. Leyla. Ne saçma bir şey. Zeynep okumayı çok sever. Bakalım bunu sevecek misin? Hakan, sen ne yapıyorsun burada? Şey, paspas sopası kırılmış da onu şey yapayım dedim. Geçen gün çok güzel muhabbet ediyordunuz. Ne oldu? Çok muhabbet, tez ayrılık mı getirdi? Komik olduğun kadar güzelsin de Feriha. Gerçekten mi? Vallahi billahi çok güzelsin. Yani eski halin de çok güzeldi. Yani bu halin çok dikkat çekiyor. Of Hakan, hadi yürü kendi işine git. Sana yeni paspas sopanla mutluluklar dilerim. Sen alışveriş yapmayacak mıydın? Yapıyorum işte. Bundan sonra kendim için de bir şeyler yapıyorum. Bu yeni Feriha. Sen de alırsan iyi edersin.
Anlat bakalım Ağustos böceği. Ne yaptın bensiz? Karınca efendi, böyle konuşuyorsunuz ama siz düğünde alay çekerken ben de boş durmadım. Kasabaya gezdim, dolaştım. Hadi ya. Beğendin mi bari kasabamızı? Havası güzel, suyu güzel, insanı güzel. Topraklarından bereket fışkırıyor. Neden burada yatırım yapmayayım diye sordum kendime. Hem pederden kalanları da değerlendirmek istiyordum zaten. Sen ne dersin? Çok iyi düşünmüşsün. Eğer buranın toprağını iyi işlersen, gerekli emeği sarf edersen kazançlı çıkarsın. Hatta şöyle yapalım istersen. Kasabaya inelim. Böyle bir alan araştırması yapalım. Sana uygun bir arazi bulursak satın alalım. Pastanın kremasının üzerinde hani böyle bir çilek olur. Bildin mi? Zevzeklik yapma. Hadi. Aa, belki Zeynep de bana yardımcı olmak ister. Ha Zeynep? Hangi konuda? İlaçsız tarım. Buradan arazi satın alıp ilaçsız tarım yapmayı düşünüyorum da. Tabii yardımcı olmayı çok isterim ama biliyorsunuz burada çalışıyorum ben. Yeterli vakit ayıramayabilirim sizin işinize. O yüzden başka birini bulsanız... Hemen reddetme. Şu an için zaten seni yapacağım bir şey yok. Zamanı gelince ben senin kapını çalarım. Uygun vakitte Zeynep sana yardımcı olur. Zaten kendisi alanında en iyisidir. Notu bulup Leyla'yı aradım mı acaba? Leyla'nın notunu gördüm acaba? O zaman anlaştık değil mi Zeynep? Tabii konuşuruz daha sonra yine. Ben işime döneyim. Eğer müsaade edersen, özel bir görüşmem var da, önemli. Ha, tabii. Başka bir isteğiniz var mı? Aslında var. Çalışma odasının pencerelerini açıp bir havalandırsan, bir de temizlesen sana zahmet. Tabii, hemen hallederim. Hı-hı. Sahip, senin ne özelin olabilir ya? Tüm'den sonra bir değiştin sen. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Okuman için bir not bıraktım sana. Bakalım görecek misin? Her şey onları daha da yakınlaştırıyor. Engeller bile. Ne güzel yangında kül olup gidecekti. Ama Halil işte. Celladı olacağına kahraman oldu. Teyze. Sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Tamam. Benim yanıma senden başka kim gelir Gülhan? Unutulduk burada. Aa teyze, niye öyle söylüyorsun? Ne oldu yine? Bir gülüp neşelensen artık. Bende gülecek hal mi kaldı Gülhan? Halil değil mi? Halil. Nerede buraya ilk geldiğimiz zamanki Halil, nerede şimdiki? Hayır, gözüne perde indi sanki. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Zeynep iyi biri. Ben seviyorum onu aslında ama haklısın. Ne zaman bataklığa saplansa Halil de oraya sürüklemesi büyük bir sorun. Nasıl çıkarız bu işin içinden bilmiyorum. Ben biliyorum nasıl çıkacağımızı. Nasıl? Keşke Halil birine aşık olsa.
Yani o zaman düştüğü bu bataklıktan çıkar gibi geliyor. Derdimizin dermanı aşk bence. Daha okumamış. Hala burada. Alayım da masasına koyayım bari. Ya okuduğunda onu ararsan? Ararsa arasın. Ben karışmayayım, yok. Kendi notunu kendi bulsun, kendi okusun. Ondan sonra da ister arasın, ister aramasın. Bana ne? Ben daha sabah temizledim burayı. Niye hemen temizledin şimdi bana? Neyse. Sen işine bak Zeynep. Burada nereye gitsem orada kabusum oldu. Anne, son bir adam bir şey mi istedi? Hayır. Babaannen çağırmış, ona bakacağım. Ben bakarım. Sen yorulma istersen. Eren'le mi buluştun sen? Evet anne. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettikleri vaz mı geçecek? Yandım ama yandırma beni. Allah'ım, bu koku da ne? Korktu mu? Biraz. Benden korkmana hiç gerek yok. Güzel kokular alınca dayanamadım, geldim. Akşam yemekte neler var? Karnıyarık, pilav ve cacık. Ne diyorsun sen? Birbirine bu kadar yakışan bir onlar var. Bir de... Neyse, söylemeyeyim şimdi. Söyleyin ama. Olmaz, sır. E sen de birazcık düşün. Tamam, düşüneceğim. O zaman siz de en çok sevdiğiniz yemekleri düşünün. Ben hepsini yaparım size. Çok şanslıyım desene. Yemek konusu benim için çok önemlidir. Eşim olacak kişinin de iyi yemek yapıyor olabilmesi öncelikli tercih sebebimdir. En iyisi ben sana sevdiğim yemeklerin bir listesini vereyim ha. Peki sen? Eşinin nasıl olmasını isterdin?
Var mı aklında böyle bir özellik falan? Yani bilmem. Konuşmasını, oturmasını, kalkmasını bilsin. Nazik olsun, centilmen olsun. En önemlisi de sizin gibi komik olsun. Bak şu edepsize, şeceresini okudu. Beni komik mi buluyorsun? Öyle. Etrafınızdaki herkesi güldürüyorsunuz. Bunu iltifat olarak alıyorum. Etrafına iyice bir bak. Belki de aradığın kişi çok yakınındadır. Ay bunlardan olur mu acaba? Kıyamam. Ümitleniyor bu da. Görüşürüz. Kabul edin lütfen. Ya size layık değil ama içimden geldi. Hediye mi aldınız? Niye zahmet ettiniz? Çok sağ olun. Bir de numarasını yazmış. Kim yer senin bu numaralarını Leyla Hanım? Okudu mu acaba anacığım? Leyla'yı aradım ki. Aramıştır kesin. Pek meraklı bu aralar yeniliklere. Sence nasıl? Ben anlamam ya. Sen onu başkasına sorarsan daha iyi olur. Feriha Hanım. Vize başvurusu işlemlerinizi başlattık. Ah iyi ki aradınız, çok sevindim. Yalnız sizden istediğimiz ek belgeleri uygun bir zamanda getirmeniz gerekiyor. Tabii ne zaman isterseniz getiririm ben, hiç sorun değil. Niye bu kadar sevindi ki? Gitme be Feriha. Vallahi ben seni o çocuktan daha çok seviyorum ya. Bakıyorum. Salı 14.30 nasıl? Olur, güzel. Ay ben heyecandan uyuyamam o güne kadar. Görüşmek üzere. Pencere açık. Odaya girmiş. Hayır anlamıyorum ki koskoca kağıdı nasıl görmüyorsun? Ya da gördü de bilerek mi bıraktı? İyi de niye öyle bir şey yapsın ki? Cemil. Gel yanıma. Zeynep'i bana çağır. Hemen. Baş üstüne Halil Bey.
Bakalım. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Seni hayırlı bir iş için çağırdım. Bu Zeynep'le Halil'in düğününü bir an önce yapalım diyorum. Düğün mü? Düğün tabii. Nişanı taktık. Arası böyle uzayınca nazar değecekler diye korkuyorum vallahi. Meleğin düğününde görecektin. Herkesin gözü onların üstündeydi. Orada bir kız vardı. Halil'e böyle dikti gözlerini. Zeynep Halil'i çok kıskandı. Neyse. Bir anne olarak bu işi hızlandırmak sana düşüyor. Yani böyle ön ayak ol da bir an önce nikah tarihini alsın bu çocuklar. Tamam Zümrüt Hanım. Merak etmeyin siz. Ben Zeynep'le konuşurum. Hallederim her şeyi. Gerçi benim sözüm de çok dinlenmiyor ama... Ay Zeynep çok güzel bir gelin olacak. Gel. Beni çağır mısınız? Hı, öyle oldu. Biraz önce Alper'le konuşurken senin adına karar vermiş gibi oldum da. Hani eğer yardım etmek istemezsen, buna vakit ayırmak istemezsen seni anlarım. Ha ama kendi isteğinle yardım etmek istersen de çok mutlu oluruz. Yahu nasıl görmüyorsun? Koca kağıt. Gözünün önünde duruyor işte. Hayırlısı diyelim. Allah Allah. Nasıl görmüyorsun hala koca kağıt? Masasında toz olsa 3 kilometre öteden görüp bana kızardı. Üf, yeter. Ne olacaksa olsun. Kaderden kaçılmaz Zeynep. Bunu düşürmüşsünüz galiba. Ne o? Bilmem. Özel bir şeydir belki. Özel ne olacak? Okur musun benim için rica etsem? Yok ben okumayayım. Dediğim gibi özel bir şeydir belki. Yok. Ne özelim olacak? Küçücük not parçası sonuçta. Okur musun? Leyla'danmış. Aa. Leyla'dan mı? Ne demiş? Umarım daha farklı. Ne? Duyamadım. Umarım daha farklı bir yer ve uygun bir zamanda görüşürüz. Bir de telefon numarası var. Aa, şahsi numarasını mı yazmış? Bakayım. Gerçekten yazmış. Şimdi arayıp teşekkür etmek gerekirse o kadar hediye göndermiş kızcağız. Ararsın tabii. Hmm.
Neyse ben daha uygun bir vakitte, daha uygun bir yerde arayayım. Ara ara. Durdun kabahat. Seversin aromalı şeyleri. Başka okunacak özel bir notunuz yoksa ben gideyim. Yani şimdilik yok. Olduğunda haber verirsiniz o zaman. Mutlaka. Dediği için mi bana öyle geliyor? Yoksa... Bulaşıklar sana emanet. Onlara gözün gibi bak, olur mu? Hadi anneciğim. Ya bir de bana okuttu o kızın notunu. Gel de delirme. Aradı mı acaba? Telefonunu çıkardı ama aramamış da olabilir. Ben de öyle yapıyorum. Bazen çıkarıyorum, aramıyorum. Aradı değil mi ya? Görüşecekler mi ki acaba? Aman bana ne, görüşürlerse görüşsünler. Ben kendi işime bakarım. Yeter. Zulmetme artık şu tabaklara. Yine neye kızdın? Hiç. Öyle genel. Zeynep, hayat nefret etmeye yetecek kadar uzun değil. Haklısınız ama... Buradan bakınca çok aması fakat olan biri gibi gözükmüyorsun. Alper Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz siz bana? Rahatlama zamanı artık. Bırak şimdi geleceği hedefleri falan. Sen akıllı kızsın. Işığı gördüğün anda takip edip gidersin. Olur biter. Üf, ne diyor bu ya? Dur ya. Sonra yaparsın. Kaçmıyor ya. Burası bana kendi sınavımı hatırlattı biliyor musun? Özellikle de Sera. Bitkilere ilginiz olduğunu bilmiyordum. Benim ilgilendiğim bitkiler daha büyüktü. Yağmur ormanlarını gezmek için Afrika'ya gitmiştim. Kamerun'dayken nasıl olduysa birden ekipten ayrılmışım. Onları ararken öyle şeyler geldi ki başıma. Ama özellikle bir yeri unutamıyorum. Ne zaman canım sıkılsa hemen gözlerimi kapatıp orada o büyük bitkilerin arasında olduğumu hayal ediyorum. Yarı hayali, yarı gerçek bir sığınak yani. Bak bunları Halil bile bilmiyor ona göre. Neyse, bu anlattığım yere geldiğinde etrafıma öyle hayranlıkla bakıyordum ki. Adamın elinde tüfek, benim eller böyle havada.
Abi sen Türk müsün demez mi? Çok komik olduğunu düşünüyorum. Böyle işte. Hayaller Afrika, gerçekler yine bura. Çok eğlenceliymiş. Alper ne yapıyorsun yine? Bir de gülüyorlar. Neyse ben işime döneyim. Herkes kendisi için en iyisini hak eder. Sen de öyle. Hayallerinden vazgeçmemelisin. Aramamış da olabilir o kızı. Dünyadan Zeynep'e. Dünyadan Zeynep'e. Çardak'ta konuştuğumuz konuda ben ciddiyim. Gerçekten benimle çalışmayı kabul edersen çok mutlu olurum. Aradı mı acaba Leyla'yı? Ben bir babaanneme bakayım. Neden ben gelince hemen kaçtı? İyice alışkanlık haline getirmeye başladı bunu. Alper. Ne konuşuyordunuz? Afrikanılarımı anlatıyordum. Zeynep'in yüzünü güldürdüm biraz. Onun yüzünü güldürmesen mümkünse. Ne oldu? Çok mu kıskandın? Senin yüzünü güldürmeyeceğim tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Feriha sen misin kızım? Nasıl olmuşum? Ay çok güzel olmuşsun maşallah. Saçlarını ne yaptırdın böyle? Öyle içimden geldi. Biraz değişiklik olsun istedim. Çok güzel olmuşsun. Bak bunları da yeni aldım. İndirim vardı. Hatta bu da benden sana küçük bir hediye. Ay ne zahmet ettin kızım. Aç bakalım. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Çok güzel. Gel seni bir öpeyim. Bana bak. Bir şey mi oldu? Ay yok canım. Eski halimden biraz sıkılmıştım. Havam da essin istedim. Ben şunları bir odama bırakayım. Ah,
Acaba bu fırfır oğlan için mi süslendim bu kadar ha? Bu kadar dert çekilir mi ya? Bir buluşma için bu kadar süslenilir mi abi? Ne yapacaksınız? Pat diye gidip nikah masasında mı buluşacaksınız yoksa? Yok abi. Bu adam kimmiş, neyin nesiymiş ben soracağım. Ne diyeceğim ki? Sizde sopa var mı diye soruyorum. Tutarlı olur mu acaba? Ya biz sopadır gidiyoruz nasılsa ya. Niye açmadı şimdi bu? Oh nene, ah! Hepsi senin yüzünden. Ya benim Feriham ne bildirdi süsü püsü, parayı pulu. Kasabaya ikimiz de fazlayız. Ya sen gideceksin nene, ya ben. Abla. Gidiyor muydun? İstersen kalayım. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Babaannem. Halil Bey'le seni evlendirmeye taktı şimdi. Nikah tarihi alın falan dedi. Sonra da senin Halil Bey'i kıskandığını söyledi. Anneme. Haberin olsun diye söylüyorum. Babaannemin hayal gücü gerçekten artık sınır tanımıyor. Annem de yanlış anlayacak şimdi. Yanlış anlayacak bir şey yok. Annem çok takılmadı zaten söylediklerine de... Yani bunu başkasından duysaydı nasıl tepki verirdi onu bilmiyorum. Abla ya babaannem bunu başkalarının yanında konuşursa? Yandık o zaman. Evet. Zeynep bu konu iyice dalanıp budaklanıyor. Artık bir şekilde önünü kesmemiz lazım. Biliyorum, biliyorum ablacığım da... Babaannemin karşısına geçip biz Halil'le nişanlı değiliz dersem kadının kalbine iner. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum. Hiç fark etmeden öyle bir düğüm oldu ki. Neyse, yapacak bir şey yok. Mecbur evleneceksin artık Halil Bey'le. Abla ne diyorsun sen? Ne evlenmesi? Aa. Tamam, Zeynep sakin ol. Şaka yaptım. Böyle şaka mı olur? Ben burada nelerle uğraşıyorum, sen ne diyorsun öyle? Herkeste bir şakalar, komiklikler. Kendilerince bir kıskançlık hikayesi yazıp beni de içine attılar. Kıranıyorum resmen. Ama ben bu oyunu bozarım. Dur sen, dur. Asıl sen dur. Ne? Affedersin. Görmedim. Sen bugün zaten hiçbir şey görmüyorsun. Böyle bir sinirlerler.
Ne yaptığını bilemez haller. Ne oluyor? Kahveyi mi çok içtin? O mu çarptı seni? Kahve. Ben... Neyse. Demiyorum hiçbir şey. İyi geceler sana. Kavga bile etmiyor benimle. Acaba gerçekten bana karşı olabilir mi bu? Gerisini ben halledeyim. Karışma. Merve yemek hazır hadi. Anne bir şey mi oldu? Bir de soruyor musun Selma bir şey mi oldu diye ha? Biz ne konuştuk seninle? Ben sana o çocuk bize uygun değil demedim mi? Görüşmeyeceksin demedim mi? İnatla buluşuyorsun. Anne ben kararımın arkasındayım. Selma çizgiyi aşıyorsun. Anne bu benim hayatım. Ve onu yeniden kendi istediğim gibi yazmak istiyorum. Sırf senin hayal ettiğin kadar varlık değil diye Eren'den vazgeçmeyeceğim. Düştüğüm boşluktan oluyor bunlar. Nişanla terk edilmiş olmanın hırsıyla. Beni de seviyorlar demeye çalışıyorsun ama olmuyor, olmaz. Ben biliyorum seni. Sen Eren'e bakmazsın asla. Alo, Feyyaz. Olamayız. Gelmiyoruz biz. Ne demek gelmiyoruz? Yani senin işin varmış. Buranın da çok işi var. Sen bekleme bizi. Git. Git bir an önce. Yani insan böyle bir şeyi ancak başına geldiğinde bilebilir. Her şeyi göze alabildiği bir sevgiyi gördüğünde. Onu kalbinde yaşadığında. Ayrıca ne demişler? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Yapma ya. Ben her gün yapıyorum kahve. Ama hatır 40 saniye bile sürmüyor. Gerçekten kıskanıyor musun sen beni? Ondan mı kaçıyorsun böyle? Ya Zümrüt Hanım hastalığından dolayı böyle bir şey söylediyse? Ama o kızı aramak istediğimde çok bozuldu Zeynep. Neden bir anlayabilsem? Anlamazsın tabii. Anlamak istemiyorsun çünkü babaanneciğim. Hayır bir de gidip anneme söylemişsin ya. Oldu mu bu şimdi? Halil Fırat ya bu. Halil Fırat. Neyini kıskanayım ben onu? Aradım acaba. Uf. Düşünme Zeynep, düşünme.
Çıkar şunu aklından, sana ne? Sana ne? Ben sana bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Onu aradın mı? Kimi? Leyla'yı.